Merhabalar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videoda da neredeyiz? İzmir, Çeşme, Çiftlikköy'deyiz. Videonun başında ve kapağında da gördüğünüz gibi çok heyecanlı olduğum, çok severek geldiğim bir yerdeyiz. Turgay Başyaylar'ın çiftliğindeyiz. Bir gidelim bakalım yanına neler anlatacak bize. Heyecanlı bir çiftlik. Merak ettiğiniz bütün bilgilere ulaşacağınızı düşündüğüm bir video olacak. Videomuz başlıyor. Evet Turgay abi. Turgay abiyi bu çiftlikte nasıl yakalayacaktık bilmiyoruz ama. Nasıl yakaladın yalnız? Bozo ile birlikte. Bozo'yu bağlamak zorunda kaldım. Normalde özgür bir köpektir. Yanlış anlaşılmasın. Çünkü çok sarılıyor. Sana çok sarılacak. Misafir de çok sevdiği için biraz bize fırsat versin. Şöyle yarım saat kadar falan. Evet. Yarım saatte bitiririz zaten. Eyvallah. Şey. Nasılsın abi? İyiyim, iyiyim. Murat hoş geldin. Hoş bulduk. Sefalar getirdin Çeşme'ye, Çiftlikköy'e. Evet, farklı bir yerdeyiz. Muğla'nın dışında şimdi farklı bir yerdeyiz. Evet. Burası gerçekten oksijeniyle, yüksek oksijeniyle. İstanbul'a yakınlığıyla bazı avantajlar var. Tabii ki deniz, kum, güneş değil. Sadece Çeşme aynı zamanda bir tarım ilçesi. Çok şeylerden bahsedeceğiz. Çok güzel şeylerden ya, bahsedeceğiz. Beni inanılmaz karşıladı. Çok enerjik karşıladı. Eyvallah. Çok samimi bir ortak yönümüz var. Dedi ki gel bakayım Allah'ın Çankırılısı dedi kapıda. İkimiz de Çankırılıyız. Biz Çankırılıyız tabii. Bizi kim tanıştırdı? Emine abla. Evet, anne. Turgay abinin annesi. Böyle her telefon açtığında kuzum diye açar böyle ve bizi tanıştırdı. Ondan sonra benim de buraya gelmeme vesile oldu. Eyvallah. Evet. Hoş geldin. Sefalar getirdin. İstersen şöyle geçelim. Evet. Turgay abi. Burada izleyicilerimiz belki bizi göremezler. Hı-hı. Güneş terste durdu. Televizyoncu olunca ben yanında böyle abi yanlış bir şey yaparsan beni uyar lütfen olur mu? Estağfurullah. Videolarını beğenerek takip ediyorum. Bakıyorsun değil mi? Gayet güzel. Çünkü televizyon diliyle dijital dünyada sosyal medya dili çok ayrı. O bizim çok yapabildiğimiz bir şey değil. Televizyoncu olduğumuz için ayrı bir konuşma tarzı ve çekim tavrı var. Bence öyle. Çünkü sosyal medya biraz daha rahatlık gerektiriyor. Daha doğallık. Bizim program evet öyle. Ama bazen izleyicilerimiz çok yüksek kaliteli bir şeyler çektiğinde beğenmiyor. Yani izlemiyor ya da bu çok profesyonel. Bu mudur ölçüsü? Bence ölçü bu. Bence elde telefonla çekilen, kaliteli bir telefonla çektiğimiz ya da bu iş için üretilmiş olan makinalarla çekilen çekimler çok daha samimi gibi gelmeye başladı bana. Evet şimdi tabii ki bir televizyoncu var bir de işte öyle naçizane video çeken biri var. Siz daha gündemdesiniz artık. Yayın muhtemelen böyle başlayacaktı ve öyle başladım. Şimdi evet biraz gezdim buraya geldikten sonra ve heyecandan hemen açtık kamerayı aslına bakarsanız. Soracağım sorular var. Turgay abinin burada yaptığı çok güzel işler var. Tarıma önem veriyor. Doğayı ve insanı seven insandan zarar gelir mi abi? Kesinlikle gelmez. Biz eskiden şöyle diyorduk hani Türk söyleyen adamdan zarar gelir. Evet, o da doğru. Bak aynı şekilde tarımla uğraşan, toprakla hemhal olan insandan da zarar gelmez kardeşim. Türkü söyleyecek misin abi? Türkü de söyleriz. Tamam. Başlıyoruz. Ömer, Mustafa, Azem nerede? Abi rüzgarlı da bir alan burası ya. Çok. Ama bu benim için bir avantaj. Bol oksijene maruz kalıyoruz biz burada. Türkiye'nin en fazla oksijen oranı yüksek olan ilk 3 koylarından birindeyiz. O yüzden damla sakızları mesela bu coğrafyayı çok seviyor. Ya da zeytin ya da katran ardıcı dediğimiz bazı endemik türler var. Terlemeden güneşlenilen tek plaj olarak gösteriliyor. Harika. Türkiye'de. Önemli bir özellik. Gel canım. Yeni bir tane kameraman daha buldum. Her gittiğim yerde bir kameraman buluyorum. Ekibi kuracağız inşallah ilerleyen zamanlarda. Turgay abi ilk önce şunu sorayım. Turgay Başyaylı'da neden Çeşme'yi seçti bir Çankırılı olarak? Bundan 15-16 yıl önce ilk balayımız bizim buradaydı Çeşme'de. Biz bir gün burada yaşayalım dedi. Eşim benim göçmendir. Bazen hanım sözü dinlemek de iyi oluyor. Şimdi her zaman sert belki. Sert bir dille yani cevaplamak istemiyorum bu meseleyi. Benim memleketimde babadan kalma çok arazimiz yok. Ve bunlar var ama kıraç, buğday yetiştirebildiğimiz sadece araziler. Benim biraz gastronomi sektöründe olduğum için zeytin yetişen, damla sakızı yetişen, farklı endemik türlerin yetiştiği alanlara ihtiyacım vardı. Dolayısıyla biz 13-14 yıl önce nasip oldu bu araziyi aldık. Burada bir 10 dönümlük yer satın aldık. O zaman bana dediler ya sen burada ne yapacaksın, buralar böyle şöyle. Ya dursun, bize yaramazsa çocuklarımız için bir avantaj olur. Pandemi bize acı şekilde buranın yüksek ihtiyaç duyulacak bir arazi olduğunu öğretti. Pandemi döneminde biz ani bir kararla taşınma kararı aldık. İstanbul'daydım. Tam Topkapı'da yaşıyordum. Ben İstanbul'da tıbbi cihaz üretiyordum. Restoranım vardı. Bütün işlerimiz ve tüm sektörlerim aslında İstanbul'daydı. Özür diliyorum. Bu arada Turgay Başyaylı ünlü bir isim. Yani çoğunuz tanıyorsunuz zaten televizyon ekranlarından. O görünen
performanstan ve görüntünün dışında acaba bu insanlar neler yapıyor ya da bir cevap oluyor değil mi Durgay abi? Sen anlayamazsın, he, empati yapamazsın. Merak ediyor. Bizim gibi garibanlarla. Estağfurullah üstadım, olur mu? Biz de garibanız. Bak ben 4 yıldır tarlada yaşıyorum. Burayı çocuklarımla bak. Bunlar pek sanatçı eli gibi durmuyordu herhalde. Artık nasır oldu ellerimiz. Çalışmaktan, tarlada hani bellemekten, sulamayı kendimiz yapıyoruz. Otomatik sulamayı öğren, işte damlama sulamayı öğrendik. Duvar yapmayı, işte tiny house çizdim, yaptım. Bunlar benim kendi çizdiğim tiny house. Anlatmanı rica ediyorum ya. Anlatacağım. Önemli detaylar var. Mesela, yenilenebilir, temiz enerji, sürdürülebilirlik dediğimiz aslında bütün metotların denendiği bir alandır. Üç küçük bebekle ve eşimle bu yola baş koyduk biz. Yani şu gördüğün her şeyi, çimenleri onlarla döşedim. Bu ağaçlar öyle taşındı. Burada ağaç yoktu. Yani bomboş bir arazi miydi? Burası bomboş. Kenarlarında sadece ardıçlar olan delice zeytinleri, memecik zeytinleri aslında olan bir alandı. Şimdi burası artık çiçekler, çalılar, papatyalar, zeytin ağaçları, 70-80 adet meyve ağacı diktik. Bir o kadar zeytin ağacı taşıdık buraya. Çünkü zamanı kazanmam gerekiyordu. Evet, kökten fidan zeytinlerimiz de vardı ama Ayvalık cinsi zeytinler de buraya taşıdım. Ben aynı zamanda zeytin üreticisiyim Akhisar'da. Sen bilmiyorsun, ilk defa söylüyorum. Evet, evet. Akhisar'da ben 1000 kadar ağacım var. Bunlar uslu, domat, trilye ve Ayvalık cinsi ağaçlar. Bülent Yağ'da geçen yıl dünya birincisi olduk. Yani ülkemize dünya birinciliğini ve ikinciliğini getirdik. Bu arada deprem hadisesi yaşadıktan sonra tabii ki hepimizin moralleri bozuldu. Turgay abi de üzerine düşenin belki de fazlasını yaptı. 3 tane güzel depremimizi de ailemizi burada ömür boyu kalacak şekilde, hem de bu çiftlik döngüsünün içinde yer alacak şekilde onları burada ağırladı ve onlar artık burada ikamet ediyor. Ağırlama ne diyorsa, biz artık beraber yaşıyoruz. Beraber yaşıyoruz. Tabii tabii, o benim oğlum, onlar benim kardeşlerim, aile. Yani artık akrabadan öte olduk. Mesela şu tiny house'da da bir Malatyalı ailemiz kalacak. Burada Antakya oldu burası. Burası Malatya. Sokak mahalle. Çok süper. Ya çok güzel. Çünkü çok konuşulacak şey var. Şimdi ben de heyecanlıyım. Hangisini anlatacağım? Ve video kaç saat olacak? Kaç dakika olacak? Ben de bilmiyorum şu anda ama anlatacağımız çok şey var. Turgay abi de maşallah televizyoncu olduğu için zaten anlatıyor. Ne geveze güzel ediyorsun. Yok estağfurullah ya. Vallahi Turgay abi. Çok keyifliyim burada olmaktan. Eyvallah. İyi ki gelmişim buraya. Hoş geldin. Kaç kilometre önemli değil. Her zaman bekliyoruz. Tamam. Gördüğünüz gibi biraz kıştan çıktık, dağınıyoruz aslında. Otlar çıktı. Şimdi bunlar otlarla savaşacağız. Çıkaracağız yerinden. Çimenleri yeniden canlandıracağız. Şu an herkes bahçelerde deli gibi çalışıyor. Evet. Evet. Hem ekim işleri başladı. Fideler, tohumlar. Budamalar başladı. Peyzaj işleri ağırlık kazandı. Şimdi biz o aşamadayız. Dokunmazsanız böyle oluyor. Bu arada arkadaşlar şunlar benim çok hoşuma gidiyor. Kauçuk ağacını çok seviyorum ben. Bu da kartopu ağacı. Topu. Çok benzerliği var Turgay abi. Bunlar rüzgara ve bu atmosfere dayanabilen bitkiler. Surların üzerindeki, ateş çukurun üzerindeki de pitos. Herkes müstakil evde oturduğu zaman veya yeni bir yer aldığı zaman, işte Turgay abi hemen müdahale ediyor kameramana. Anladım. Televizyoncu olduğu belli. Bir ateş çukuru olsun, bir keyif alanımız olsun, bir arkadaşlarımızla eğer kurabildiysek tabii ki, böyle sohbet alanımız olsun, müzik alanımız olsun dediği alanı Turgay abi nasıl yapmış? Burası atılmış olan, yani kullanım dışı olan parke taşlarından yapıldı. Bu gördükleriniz hepsi parke taşı. Yollarda döşenenler var ya. Şu kilit taşları değil mi? Onların kilit taşların eski olması gerekiyor. Yenisiyle bu havayı yakalayamazsınız. Yani neden? İkinci el olması lazım. Bir kamyon alacaksınız. Beyaz çimentoyla birlikte, ben planı da arkadaşlarla paylaşabilirim. Böyle 6 metre çapında. Arasında yine rüzgarı engelleyecek şekilde bitki dikilmesi için çift duvar var. Ve oturma yerleri altı aydınlatma, amber aydınlatmaları var burada. Ortada yine aynı şekilde ızgarası, böyle aparatları var bu ateş çukurunun. Hem bu tarz bölgelerde bizi rüzgardan korur. Yani yerin altına da bunu kazıp yapabiliyorlar. Çeşme deyince akla rüzgar gelir. Herkes bulunduğu lokasyona göre yapı yapmalı. Bu çok önemli. Yani bir kere geldiğiniz yerin atmosferini öğrenin. Köylüye danışın. O bölgenin yıllarca sakini olmuş kıymetli insanlara danışın. Hangi ağaç yetişir, hangi bitki olur. Yani yola çıkarken kendi başınıza iş yapmayın. Orada deneyimlenmeler var, deneyimler var, tecrübe var o ovada. Yani bölgenin ya da gittiğiniz köyün tecrübelerinden faydalanın, eskilerin. Belki bilerek, belki bilmeyerek ne kadar güzel konulara değindin. Özellikle yüksek sayıdaki bizim izleyicimizin ilgilendiği konular olarak abi. Şimdi tabii ki çiftlik büyük olunca ve yerli yerince de biraz permakültür bilgin var mı abi? Tabii permakültür. Harikasın. Güzel bir tasarım olmuş. Permakültür sulu veya susuz tarımla alakalı çok çalışmamız var. Şu an siyasi partilerin gençlerine çalışıyorum. Bütün partilerin. Ne demek bu? Yani
Gençler tarımı bilmek zorunda. Susuz kaldığında da refleksi gelişecek. Bol su olduğunda da, topraksız da tarım yapabilecek. Yani bütün birçok argümanı bir arada öğrenmek zorunda gençlik. Ben siyasi partilerin sadece, yani siyasette sadece öyle yürümelerini tercih etmiyorum. Donanımlı gençlerin yetişmesini, madem bunları topluyorsunuz, gençlik kollarınız var. Burada sadece siyaset değil. Burada sürdürülebilirlik, kendine yetebilme, temiz enerji, tarım, elektrik, mesela solar enerji, temiz enerji dediğimiz, suyu kullanma, damıtma, bunların hepsini bilmek zorundalar. Hangi taş? Alaçatı taşı vardır ama bu Urla taşı, yakın komşumuz Urla'nın taşı. Alaçatı taşı duvar hattımızda var. Duvarlarımızda Alaçatı taşı kullandık. Çok böyle hani rahat işleniyor diye. Ama Urla taşı biraz daha kalelerimizin de aslında yapıldığı bir taş. Kesme taş. Daha sağlam bir taştır. Kale dedin abi. Kaleler, surlarda kullanılan aslında bir sağlam taş kullanmak zorundasınız. Urla taşı biraz daha kireç gibi işlenebilir. Daha yumuşak bir yapısı vardır. Yıllar içerisinde küpeştesinin üstünü, iyi betonunu atmazsanız dağılabilir. Yani dağılma özelliği olabilir 10 yıl sonra, 20 yıl sonra. Fakat Urla taşında veya işte ahlat taşı veya sizin bölgede taşlar var. Göcek taşı gibi. Bunlar kesme sert taş, kayalar, taşlar. Ustalığı zordur ama kalıcıdır yaptığın ev. Burası gastronomi mutfaktır. Ege Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü uygulama alanıdır tüm arazi. Ben 10 yıllığına bila bedel kendilerine tahsis ettim üniversiteye. Bir projem vardı, topraktan tabağa diye. O tabağın uygulandığı Ar-Ge ve uygulama alanı burası. Yani burası gastronomi mutfağı, gastronomi mutfak öğrencilerin. Burası promosyon ve premisyon ürünlerinin tanıtıldığı ev olacak üçgen. Bunlarda da öğretim görevlileri ya da turizm üniversitesinde turizm bölümü fakültenin öğrencileri tiny house turizmi, bungalov turizmi gibi ya da glamping, bu tarz turizmin nasıl uygulanacağını öğrenecekler. Yani 10 yıl boyunca burası üniversiteye tahsis edildi. Hem onlar çiftçimizden topraktan nasıl yetiştirildiğini öğrenecekler. Toprak, tohum, fide, ürün hasatı, işlenmesi, sunum tabağına kadar olan süreci bilmek zorunda gastronomi öğrencileri. Yoksa Fransızlardaki gibi füzyon mutfağı, kocaman tabağı, şu kadar şey yaptım. Böyle bir şey değil gastronomi. Yani buradan öğrencilerimize sesleniyorum. İlk bizim televizyon programımızla başlayan bir bilimdir gastronomi 17 yıl önce. Gastronomi ve gurmeliğin G'si bilinmezken biz buradan dem vuruyorduk. Bakın burada bir turizm var, burada bir gelir var, burada bir para var. Burada bir kazanım var, verim var. Dolayısıyla şimdi insanlar artık biliyorsun televizyon programları, yarışmalar bile bizim tarzımıza döndü. Burada bir ışık gördü nihayet insanlar ama dilimizde tüy bitti. Konya'da bir tane üçgen ev çekmiştim. İzleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Bunun yapılış yönü, yapılış şekilleriyle alakalı birkaç tane detay da verirsen bize harika olur. Ama senin dediğin gibi taş ev var burada ama gastronomi alanı diye kullandığını söyledin. Burası ofis olacak. Hanım bizim şimdi reformer'ı koymuş geçici. Evet, orada bak. Bizim geçici. Ofisi reformer koymuş. Burası tuvaletleri olacak, yapılıyor hala. Burası da bu şu iki koltuk dışarı çıkıyor. Burası sandalyeler geliyor. Burası uygulama mutfağı olacak. Evet. Güzel. İnşallah. Burada yani öğretmenlerinden uygulama mutfağında dersler, yani şu tarlada işlediğimiz ürünleri, getirdiğimiz ürünleri burada sunumları, işte etse et, beyaz et, sebze, özellikle sebze ile alakalı ve hamur işleriyle alakalı çok yoğun çalışma yapacağız. Bizim burada taş fırınlarımız da var. Dolayısıyla burada öğrenciler derslerini işleyecekler. Dışarısı biraz sıcak arkadaşlar. Bakmayın rüzgar diye bahsettiğimizi, içeri girdiğimizde bir serinlik hissettim. Şimdi ev konularıyla alakalı da hep sürekli bana ulaşıyorsunuz ve bir aydınlığı da var içeride abi. Bizim evet. Göcek taşının dışında gördüğüm bir taş olarak da bilgi haneme ekledim bunu. Beğendin mi taşı? Beğendim. Hem serin hem aydınlık veriyor. Duvar kalınlığı 65 santim. 65 mi abi? Elinin de üstüne çıktın. 65 santim. Biraz farklı bir uygulama yaptık. Orada kileri var, deposu. Evet. Burası bizim çocuklarla beraber uygulama bahçemiz. Evet. Ya burada ne yapıyoruz? Domates, biber, işte börülce, fasulye, aklınıza ne geliyorsa. Burada düzenli olarak bizim minikler ürün yetiştiriyor. 3 tane oğlum var, 4, 6 ve 8 yaşındalar. Onlar sabah gelir, toplarlar. Annelerine, ailelerimize burada hasat yaparlar. Her gün olanları toplarlar. Ne kadar oldu çukur? Oldu mu 50 santim? Hayır. Olmadı mı? Biraz daha. Oy. Oy. Bayağı diktin mi Ömer? Ağaçları. Tebrik ediyorum seni.
Onlarla işte vakit acıkınca gelir buraya salatalığını yer dalından. Organik tarım yapıyoruz. Biraz farklı bir teknik uyguluyoruz hem orada hem burada. Biraz Rusların, hani hep Hollanda değil, biraz da soğuk memleketler bu işi nasıl başarıyor onlara ben biraz araştırdım, kulak kesildim. Çocuklarda fark ettiğim bir gelişim veya farklı bir durum ne oldu abi? Toprakla haşır neşirler ya. Bunu sen benim dostumsun, hemşerimsin. İzleyicilerimiz beni yanlış anlamasınlar. Bazı insanlar çok üst düzey yetiştirmeye, eyvallah, herkes evladını farklı yetiştirecek tabii ki. Benim oğlum biraz daha birkaç dil fazla bilsin. Hani kulvarda sıyrılsın kaygılarımız var. Bizim Covid dönemi buraya geldiğimizde hayatta kalma mücadelesi vardı herkesin. Pek bu konulara ben kafa yormadım. Benim çocuğum tarımı bilsin, toprağı bilsin, sürdürülebilirliği, kendine yetebilmeyi öğrensin. Ben bu kaygılarla geldim buraya. Nasıl olsa çocuk öğrenir. Bu eğitimi verecek milli eğitim çocuğumuza ya da işte üniversite okuyacak, lise okuyacak, bu eğitimleri verecekler. Biz onları önce toprağa temelden öğretirsek bu çocuk mütevazi olur. Bu çocuk hızlı çözümler. Bu çocuğun motor becerileri iyi olur. Hepsi şu an okulunda birinci oldu. Ve biz özel bir eğitim vermedik bu çocuklara. Bakın, ailelere sesleniyorum. Hani özel kurslar, özel hocalar, böyle bir şey yoktu. Çok algıları açık. Çünkü çocuklarım toprakla hemhal olduğu için biraz tabletten, bilgisayardan uzak kaldılar. Spor yapıyorsa, toplumun karşısında konuşma tarzları, mesela iş yerine gidiyorlar. Selamun aleyküm, hayırlı işler, işler iyidir inşallah böyle. Ya bizimkiler böyledir biraz. Hayatını İletişim. Sorar, iletişimleri çok şeydir. O da toprağın ve biraz da köylü çocuğu olarak yetişiyorlar. Covid dönemi falan şehri çok sonra gördüler. Yasaktı biliyorsun AVM'ler falan. Benim en ufak 3 yaşında gördü asansörü ya da yürüyen merdiveni. Huu yapıyor ya. Bu ne? Üstüne bir de asansörü gördü yani 3 yaşında. Çok büyük şok. Kariyere baksana abi. Modern dünyayla çok geç tanıştılar. Bu binanın altı beton değildir. Kazıklar üstünde topraktır. Ha. Bazı konuları mevzuata da uydurmak zorundasın. Evet. Bizim burayı yaptığımız yılda 2017'de her şey daha rahattı. Yürütmeyi durdurma yasası çıkmamıştı. İşte 1/100'likler, 25'lik. Biz o dönemin avantajlarından yararlandık. Bugün yapamaz. Şimdi oraya geçmeden önce abi, şu böyle soğanları dikmişsin ya. Evet. Şimdi soğan yemeksiz kaldığında veya bazen hayatta kötü durumlara düştüğünde soğan ekmeği temsil eden bir şeydir ya. Muhtaç olmuş kuru soğan. Ya. Baksana ya, onu temsil eden bir şey. Böyle sırayla evet, dikmişsin onu. Onlar bu arada Antakya soğanıdır. Antakya soğanı. Tabii. Renklerinden belli. Turgay abiyle şu anda, Turgay abi canlı canlı izlediğim Turgay abiyle yan yana şimdi çekim yapıyorum. Bak burada maydanozlar var, ıspanaklar var, sen turplar var. Tabii fasulyeler, bak boy göstermiş, gel. Şimdi bunları kazıklara saptınız. Bak fasulyeleri görüyor musun? Evet. Damlaları da yanına koymuşum. Fasulyeler başlamış. Buranın hepsi damlama olacak bugün. Evet. Başladık. Harika. Süper. Şimdi enerji ve huzur veren bir çiftliğin içinde yürüyoruz. Abi az önce dedin ya, ben onu atlamadım, unutmadım. Kazıkların üstünde duran bir üçgen ev falan diyorsun abi. Evet. Senin bu bilgin var mıydı abi buralara geldiğinde? Hani çok araştırdım. Eşim, benim babam müteahhit. Hı hı. Eşim de inşaat sektöründe yıllarca çalışmış. Büyük projelerin aslında satış müdürlüğünü yapmış. Bu konular ben çocukluğumdan beri çiziyorum, yazıyorum. Aynı zamanda illere göre istasyonlar ve projeler çiziyorum. Mesela şu an Erzincan'da belki gelecekte başlayacak bir projem var. 145 dönüm inşaat alanı. İnşaat dedim, taşınabilir ev, termal sular tamamı. Ekşi suyun orada. 1000 dönümde arazide ekilip biçilip gıda ihtiyacının karşılanacağı yine sürdürülebilir bir, kendine yetebilen bir kent kuruyoruz. Cumhuriyet köyleri var Atatürk'ün, biliyorsun. Bunun patenti benim şirketimde. Kimse almamış. Yuvarlak Kopenhag'da mahalleler var, bilirsin. Evet. Uzaydan göründüğünden böyle yukarıdan. O mahalleler Ulu Önderimizin projesidir. Cumhuriyet Köyü. Bir tane kazık üzerindedir bu ev. Sedir ağacı kullanılmıştır. Sedir, harika. Bu özel bir ağaçtır. Her ağacı kullanamazsınız doğada. Evet. Bu konuda da uyarayım izleyicilerimizi, takipçilerimizi. Hı-hı. Neden kullanamazsın? Doğayla baş başa bırakıyorsun. Bir de zararlılar var doğada. Akrep, yılan, işte örümcek gibi. Sedir iyi bir metottur aslında evde. Sediri zararlı haşeret ya da yılan, akrep sevmez, örümcek kokusunu. İnsana faydalıdır, mis gibi kokar. Hem ruhani olarak hem de fiziki olarak ciddi faydaları vardır sedir evin. Bu evin tamamı sedirdir. İçinin eşyası da sedirdir. Bu ev gemiciler tarafından yapıldı, gemi ustaları. Yani omurga bilen adamın yapması lazım. Yani omurgalı çok derler. Omurgayı, tekniğini, metodunu bilen adam, gemi yapmayı bilen adam yapmazsa görüntüde bir üçgen ev yaparsınız. İlk fırtınada uçar gider. Sıkıntı yapar size ve mukavemetli olmaz. 10 yıl belki dayanır ya da 5 yıl.
Yani profilden yapıyorlar, ağaçla örüyorlar. Ya da farklı bir işte Fin çamı veya Rus çamı bir şey kullanıyor. Bakın bunlar uzun ömürlü ağaçlar değil. Biraz daha paraya kıyacaksınız. Sedir ağacından yapacaksınız. Sert ağaçtan yapacaksınız. Bu ağaca vida girmiyor. Matkaplarla delip ancak yapabiliyorsunuz. Yani beton gibi bir ağaç, eğilmiyor, bükülmüyor. Verniklemenize de gerek yok içini. Sadece dışta kalan kısımları belki korunabilir korozyona karşı. O yüzden şöyle ben size işçiliğini de belki şuradan biraz gösterebilirim. Bu arada yönü rüzgarı baz alarak Poyraz yarıyor mu lodos böyle? Yani üçgen olmasının sebebi rüzgara mukavemet göstermesidir. Yandan olursa omurgaya binecektir yük. Yandan alırsa rüzgarı. Gördüğün gibi bak civatalama ve vidalama teknikleri farklıdır. Evet. Gel bakalım Mehmetciğim. Yeni kameraman. Kameraman geldi olarak. Vidaları gösteriyor. Burası 3+1. 140 metrekarelik bir bungalov evdir. Gerçek manada İskandinav evidir. Ama daha iyi bir ağaçtan yapılmıştır. Belki hani o ülkelerde bile böyle bir ağaç kullanılmıyor. Bizim avantajımız Aladağlar ve Toroslardır. Gençleştirilen ormanlardan bunlar yapılıyor. Bazen yanlış anlıyor izleyicilerimiz. Ağaç mı kestiniz bunun için? Onu o ormanı gençleştirmezsen o ormanlara veda edebilirsin. Şimdi cahilce bazı ifadeler var. Yani diyor ki bu kadar ağacı kullanmış, tamam bunlar ihaleyle ihtiyar ağaçların ya da hava alması gereken diğer ağaçlara zarar veren ağaçlardan rehabilite edilmiş ormanlardan gençleştirme diye bir şey var önce. Evet. Bunu okumaları gerekiyor. Mesela yangınlarda büyük dezavantaj gençleştirmediysen, hava alamadığı için bütün orman ölüyor gibi faktörler var, sonuçları var bu işin. Gençleştirilen ormanlarımızdan alınan ağaçlarla bunlar yapılabiliyor. Bunlar da ömür boyu insanla hizmet ediyor. Demek ki biz ağaç sever bir aileyiz. Demek ki böyle şeyler geliyor değil mi abi sen? Çok geliyor. İnanılmaz bir şey bu. Yani sosyal medya. Ha televizyonda olmuyor. Rahatsız televizyonda olmuyor yani. Ancak belki mail atar bir yere. Hani bizimle alakalı ya şunu şöyle yap. Yani o da azdır. Birdir ikidir. Çünkü biz hata yapmamaya çalışırız zaten. Öyle yaşayan bir insan değiliz. Ama sosyal medyada bazen bir şey diyorsun ak beyaz yani kara anlaşılabiliyor o ya da kendi çerçevesinden bakıyor olaya farklı ama iş öyle değil. Araştırması abi, lazım insanımızın biraz. 3 senedir sizleri daha iyi anlıyorum abi. Eyvallah. Şehirdeki yaşantısını artık bırakmak isteyenlerin bir aşaması var. Tam da o aşamada düşündükleri bazı şeyler var. Ya köylerde veya kırsallarda yaşayan insanların, o hayata geçen insanların çocuklarıyla beraber kaybettiği bir şey ne olabilir abi ya? Yani şimdi her tarafa doğru konuşmak, her tarafa doğru yayın yapmak gerçekten çok zor. Ben tam ortada bir hayatım var benim. Dolayısıyla akla kapı açıp iradeyi elden almamaya çalışıyorum Turgay abi. Ne güzel bakıyorsun abi bana ya. Dinliyorum. Çok önemli konular. Çünkü. Evet abi ya. Hayat, yaşamlar önemli. Dolayısıyla bu sorumlulukla yapıyorum hep yayınlarımı. Ne dersin? Yani kaybettiği bir şey olabilir mi? Bu sefer de buradan bir soru soruyorum. 3-4 yıl öncesine kadar bu tartışılabilirdi. Aslında işte üretim dediğimiz kendi yetecek kadar üretme ya da ticaretini çevirecek kadar bir üretim yapabiliyorsan şehrin kahrını çekmek neden? Yani benim İstanbul'da günde 5 saatim, 4-5 saatim trafikte geçiyordu. Sürekli kavga gürültü. Beni eskittiğini hissettim. Çocuklarıma bir şey veremeyeceğini fark ettim. Sosyal anlamda evet. Sosyal anlamda çok şey vereceğini düşünüyorsun. Aman tiyatrolar, sinema. Oo, tiyatro burada ya. Sinema burada ya baktığında. Benim yaşam tarzım bu. Hani bana geri kafalı diyebilirler ama gelecekte ihtiyaç duyacağımız hayat bu. Çünkü hala konuşulan iklim değişikliği dediğimiz hadise. Böyle bir dünyada yaşıyoruz artık. Biz bunlara da direniyoruz bir taraftan. Farklı topluma örnek olabilecek, dinleyicilerimize ve izleyicilerimize rol model olabilecek bir hayat yaşamaya çalışıyoruz. Sadece bir asgari maaş için İstanbul'u bekliyorsan babanın tarlasına git derim. Orada e-ticaretin nimetlerini öğren, faydalan. Önce bu konularda eğitim al büyük şehirdeyken. Ben olsam öyle yaparım şu an yani. Sertifikalarımı alırım, kurslara katılırım. Gerek işte sosyal medyadan canlı kurslara katılırım. İşte tıbbi aromatik bitki yetiştirmeyi öğrenirim, tarımı öğrenirim. Bu ürünü işlemeyi, satmayı, e-ticareti öğrenirim. Sosyal medyayı öğrenirim. Sonra bir bakarım babamın arazisine ya da atamın ya da benim varsa. Ya da giderim bir yerden varsa durumum bir tarla alırım. Böyle bir hayatta asgari ücretten daha fazla kazanımları var. Bu hayatı tercih ediyorlarsa. Çocukları varsa yetecek kadar bir devlet okulu. Benimkiler devlet okulunda okuyor. Ama nereden nereye geldiler? Adam olsunlar.
değerlerine saygılı olsunlar. Selçuklu Yıldızı gibi çocuklar yetiştirelim. 8 köşe kasketin etrafındaki her köşenin taşıdığı anlamı bilen çocuklar yetiştirelim. O burada olur. Şehirde çok zor. Ne şiş yansın ne kebap diyoruz ya. Kebabı biraz yaktık. Şimdi biraz şişi yakalım. Cesareti var. Yapmak istiyor. Ya ne anlatıyorsunuz siz ya? Biz herhalde biliyoruz bunları diyen bir durum oluştu şu anda. O duvar atlamıyor. Orada ne yapacak insanlar? Hani şu duvar var ya. Ekonomi durumu var bilmem ne. Ne oluyor abi orada? Hasbelkader. Biraz yürüyelim mi abi? Var. Sıkıldın değil mi? Şimdi hasbelkader bir birikimi vardır. Arabasının modelini düşürsün ya da evini satsın. Yani varsa evi. Böyle bir hayatı istiyorsa göze alacak. Bir duvar var. Biz o duvarı atlayamıyoruz. Şu o duvarda cesaret duvarı onun adı. Yani cesaret duvarı dediğimiz şey biraz yüksek. Arkasında ne olacağını da çok kestiremiyorlar. Ama o duvarı atlarsa mutluluk var, huzur var. En fazla 6 ay sıkıntı çeker. Ondan sonra bu hayattan vazgeçemiyor. Yani bu bir alışkanlık haline dönüşüyor. Mesela ben İstanbul'a gidiyorum. Sana bak tüm samimiyetimle söylüyorum. Gece kalmıyorum bile artık. Evim olsa da kalmıyorum. Neden kalmıyorum? Duramıyorum. Çünkü sabah gidiyorum. Bütün işlerimi hallediyorum. İmza, görüşme, toplantı. Allah'ım o trafiği çekiyorum. Havaalanına kendimi zor atıyorum son uçağa. Yani mutlaka gelmek zorundayım. Büyüklerimize derdik ya, atalarımız, anneannelerimiz, babaannelerimiz duramıyor ya yanımda. İlla köye gidiyor falan. Var bu hepimizde değil mi? Duramazlar. Sebebi buymuş. Sen bir kere toprak gömleğini giymişsin abi, duramıyorsun. Aynı dokununca. Evet, aynı durum oluyor. Bende de var. Peki o yani tabii sen yetişemiyorum sana Turgay abi. cesaret duvarı dedin ya. Onun arkasında tabii ki derinliği bilinmeyen bir deniz var abi. Evet. Tam İnanılmaz bu tarz, tam bu aşamadaki sorularla o kadar böyle haşır neşirim ki tek tek de yetişemiyorum artık insanlara. Ya mümkün değil. Yahu genlerinde, kodlarında zaten o var. Atalarında. Toplayıcılık, avcılık değil mi? Ya yani, bizim genlerimizde bu yok mu? Atamız, dedemiz, dedemin dedesi, onun dedesinin dedesi bunu yapmamış. Zaten kodlarında bu var. Bu sana son 50 yılda unutturulmuş ya da 30 yılda unutturulmuş. Zaten sende var bu yetenek. Yani kromozomlarında var be kardeşim. İlginç şeyler görüyorum. Yani nereye baksan böyle bir uğraşı var, bir de ilginç yeni şeyler var. O böyle bizi bulanıma soktuk. Böyle senin uyguladığın, yaptığın böyle her şeyi anlatmak istiyorum abi. İlk önce bu ne? Ondan sonra şurada da böyle Tiny House'ların önlerinde hiç görmediğim bir şeyler var. Onları da anlatmanı rica edeceğim. Şey. Tamam. Bu aslında savunma sanayimize çalışan bir firmadır, dostumdur. Kıymetli kardeşime bu işin tarımda da kullanılabileceğini, işte temiz enerjinin, sürdürülebilirlik dediğimiz hadise. Bu güneş panelidir, yeni nesil. Bunun üzerinde sınır attığımızda makinalı tüfek entegrasyonları, işte MOBESE kameraları, drone inebiliyor. İşte güç ünitesi olarak araba şarjı ya da scooter şarjı gibi o işlere yarıyor. Bu yatay dediğimiz panellerin dikeyi, kendini temizleme özelliği var. Sürekli temizdir. O yatay paneller gibi sürekli bakım istemez. Uzun uzun sizi 30 yıl götürecek bir sistem. 5 kW güç verir. Yani bir tane ağzı yeter gücü. Fakat doların yükselmesiyle birlikte çok rentable bir şey değil. Evet, şu an, tam onu soracaktım abi. Şu an mümkün değil. Ne abi mesela şu bu direğe dikmenin? Yani 17-18 bin dolar civarı bir maliyeti oldu. Belki 20 bin doları bulabilir şu an. Komşumla beraber yaptık. Dek aldım. Bol profil aldık. Altta kaynakçılığı öğrendik. üzerine dek döşemeyi öğrendik. Sonra böyle bir şey çizdim. Yani masayla sandalye uğraşmayalım. Şurada bir şemsiyesi olsun. Hasır. Burada da bir oturma grubu olsun. Poyraz'dan kendisini korusun. Evet. Gibi. Böyle rahat... Evet. Yaşam abi, gel otur, yoruldun sen. Ben seni yordum, gel. Şey diyeceğim sana. Sen de otur Mehmet, gel. Sen de otur. Şimdi seni izleyiciler işte TRT ekranlarında bir şarkı söylerken görüyorlar. Ondan sonra bir de şu anda burada kaynak yaparken böyle hayal ediyorlar. Tabii, İki tane fotoğraf. Tarlada da görebilirler. Tarlada da yemek yerken de görebilirler. Havada, karada da görebilirler. İşte iki tane farklı birbirine zıt aykırı. Kurtlu bir adamız yani. Evet. Turgay abi burada bir tane böyle bir... Türkü. Boynunu büktün kesin türkü gibi. Vallahi. Boyun bükünce öyle anlıyorum ben. Edremit'in gelini kınalamış elini. Kuşlar duyuyor musun? Edremit'in gelini kınalamış elini. Sarmaya doyamadım o incecik belini. Hoştur cilvesi
Cilvesi, elmas terfesi. Eyvallah. Binlerce kişi alkışlıyorduk ya. Teşekkür ederim. Eyvallah. Tamam. Ebe Gümeci'ni gördün mü? Ebe Gümeci şarkısı da var değil mi abi? O langıdı langı. Burası mesela zeytin ağacının gelecekteki gölgesi hesaplanarak yapılan bir köşe oturma grubu. Bunlar benim ağacın yavruları işte, damla sakızı. Keskin kokulu bir damla sakızıdır bunlar. Çok bu ilaç sektöründe kullanılan, aslında tıbbi olan damla sakızı. Aynı zamanda pastacılık ve içecek sanayinde de kullanılıyor. Tabii kilosu çok pahalı olduğu için gerçeği kullanılmıyor. Rum tarafında hemen Sakız Adası 3 kilometre yanımızda. Yüzerek geçiyor insanlar burada adaya. Sakız Adası'nın yıllık geliri 10 milyar TL gibi bir para. Sadece bu sakızdan, damla sakızından. Ağacı çiziyor, reçinesi akıyor, ilaç sektörüne gidiyor. Bu ardıç katranı denilen ağaç. Bunun da tohumları çok kıymetlidir. Üretmeyi, ağacı tanımayı bilmek gerekiyor. Bir de üretmeyi. Ne yani, dalından ne üretiyorsun, işte tohumundan ne üretiyorsun. Bizim bütün derdimiz bu konularda öğrencilere fikir vermek. Evet. Sadece yani izleyicilerimize değil. Böyle yoldayken öğrenmek çok keyifli oluyor değil mi? Mesela 10 sene öncesine döndüğünde ki bilgi ekranınla şu andaki bilgi ekranın aynı değil değil mi? Neler görüyor insan ya? Gönül ve fikir heybemizi teyzeler ve amcalar aslında evet doldurdu bizde. Dolayısıyla şimdi derler ya, gezen mi çok bilir, okuyan mı çok bilir? Bence gezerken okuyan çok bilir. Gezerken araştırıyorum, okuyorum ili. Bildiğim bir ili anlatıyorum. Öyle goy goyculuk yapmıyorum yayında. Oo bu neymiş? Oy voy voy. Bizde bu yok. Bir kere ili bileceksin kardeşim. Tarihini bileceksin. Yavuz Sultan Selim orada ne yapmış? Bir şerbetin hikayesi nedir? Bir tandırın hikayesi nedir? Bir helvanın hikayesi nedir? Ya da ilin hikayesi nedir? Gazi midir? Kahraman mıdır? Değil mi? Şanlı mıdır? Şimdi bunları bilmeden ya da tarımını, turizmini, insanı tanımadan bir gurmeyi de sokağa salmak ya da Anadolu'ya salmak doğru bir şey değildir. Kanallara buradan sesleniyorum. Yani boş beleş adamları göndermeyin. Var olan binlerce yıllık yapının üzerinde tepiniyorlar. Vay 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 bu ne? Vay 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 şöyle olmuş. Vay vay ne kadar lezzetli. Bu goy 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 oluyor biraz yani bana göre. Saygılı davran kamera arkasında. O da var. Kamera arkası var bir de burada. Videonun içinde acayip mesajlar verdik. Evet Turgay abi şu... Ya şimdi çok tiny house'un içine giriyorum. Tabii ki bu işi bilenler gibi olamayız. Onlar gibi yayın yapamayız ama böyle müstakil yaşamlara konuk olduğum için böyle ufak detaylar çok göze çarpıyor ve gündem oluyor. Ve bilgiye muhtaç insanlar var. Sen ne anlatırsın bize kaplamasından? Tiny house meselesi çok önemli. 4 yıldır bahsediyorum. 4 yıldır bu sektördeyim. İlk üretenlerden biriyim. Türkiye'de bu işin hani sanayi anlamında da yaptık. Sonra maliyetler yükseldiği için insanlara ucuz karavan satacak kadar da... sorumsuz bir adam değilim. Çünkü fiyata bakıyorlar tiny house'da. 300 liraya da 300 bin liraya da tiny house var. 1,5 milyona da tiny house var. Asgari yaşanabilir bir tiny house'ın 700-800 bandından yukarı olması lazım. Neden fiyat artıyor? Profilden yapmalı. Sağlam olmalı. Profilin kalınlığı bile önemli. İşte 60'a 40'lar, 40'a 40'lar. Arada poliüretan köpük olmalı. Marine kontrolle başlamalı. Yani yat şeyleri var ya bu kontroller. Onlarla başlamalı. Yalıtım aşağıda başlamalı. Poliüretan köpükle her yer sıvanmalı. Üstüne ahşap. Onu da kaliteli yapmak zorundasınız. Çünkü bu dağ akıyor, o oluyor, bu oluyor. Yani değişiyor içi. Sağlıklı boya kullanmak zorundasınız içinde. Dışında kompozit kullanmak zorundasın. Kullandığın her ahşabın kaliteli, bunların lake olması derken senin maliyetin uçuyor gidiyor. Ama yaşanılacak olan da bu. Ben fiyat ve maliyet çok fazla arttığı için ve karlılık düştüğü için tiny house üretiminden vazgeçip karavan üretmeye başladım. Küçük 750 kilo altı hemen bizi depremde alıp götürecek ya da acil bir durumda halkımızı sahip çıkacak. Fiyatı ucuz ama yine kaliteli çünkü monoblok ürettiriyoruz bunları. İçinde güvenle iki çocuğuyla ya da üç çocuğuyla yaşayabileceği, gövde yatıp bizim burada öyle dediler ya, gövde yatabileceği ya, bir yani şey lazım. Kendi otomobilini yormayacak çekerken motorunu, şanzımanını. Böyle şeyler, pratik çözümler. Bunlar arada evet, poliüretan köpük var, dolap sistemleri, açılır koltukları, solar uyumlu. Ufak tekerlek kullandım, çift kullandım. Dolayısıyla mukavemetli bir lastiği aşağı indirip daha sağlam mesafeden kazandım. Hani yasal bir sınır var ya 4 evet küsur metre. Onu korudum ama yukarıda da yükseklik kazandım. Çok İnsanlar güzel emeklemiyor bu tiny house'larda. Biraz Çeşme ile ilgili böyle neler söylersin Turgay abi? Çeşme Türkiye'nin göz bebeği. İstanbul'dan sonra dünyada bilinirlik oranı ikinci. Çok sevdi evet bak seni. İşte bu yüzden bağladım onu. İstersen bırakayım.
Bırakalım. Şey, çekin bitsin ona. Balık almayı çok sevmez oğlumuz. Gözleri çok güzel ama abi ya. Sibirya kurdu değil mi? Bu arada bu Işın Karaca'nın bizim oğlana hediyesidir. Işın Urla'da yaşıyor. Buradan Işın'a sevgilerimi gönderiyorum. Selamlar. Doğum günü hediyesidir bizim çok ufaklığı. Güzel. Nasıl güzel bir hediye bu böyle. Çok, tabii çok sever. Açtın bırak, mı? Bırakayım mı? Abi çekin atlamaz bizi. Bitir bırakayım mı? Yesin mi seni? Karnı da acıktı. Üç gündür beslemiyorum sen geleceğin diye. Çok bağlamıyoruz biz onu. Abi. Çok şımarık çünkü. Dur beklesek. Şey, korkuyor abi. Adam dur şimdi. Yok korkma değil de şey. Yok korkmuyor gördüğünüz tamam. Gibi. Hiç korkmuyor. Dur bozu. Dur oğlum. Evet biraz heyecanlıdır köpeğimiz. Evet. Henüz daha yavru. Çeşmeyle alakalı. Turizm abi. Meselesi. Turizmin çeşitlendirmek lazım. Ege nasıl uzatır sezonunu? Evet. Bütün Ege için konuşuyorum. Akdeniz gibi avantajları yoktur. Ya da biz Bali değiliz kardeşim. Ya da Seyşeller gibi değiliz. Yılın 12 ayı turizm yapabilecek kapasitemiz yok. Şöyle olabilir. Termal turizm varsa Çeşme'de var bu. Termal biliyorsun. Birçok yerde de var termal. Bunun nimetlerinin artık sağlık turizmi, dental turizm var, saç ekim turizmi var, zayıflama, detoks. Turizmin o kadar artık evet. Çeşitliliği var ki lüks çadır turizmi, yaşlı turizmi, diyorlar. Engelli turizmi, medikal turizm, Covid sonrası rehabilite alanları olabilir. Yani akciğerlerle alakalı sorun yaşayan insanlar varsa burası yayladaki oksijenle aynı. Yani Karadeniz'deki yayladaki oksijenle şurada aldığın nefes aynıdır Çeşme'de. Çeşme'nin böyle bir güzelliği var. Evet bol rüzgarı vardır. Rüzgarı sevmeyen için dezavantajlıdır. Biraz farklı yerler. Burada biraz fazla rüzgar. Ama ben rüzgara aşığım. Bu üzerinde oturduğumuz taşlarla daha önce tanışmıştım. Şev taşı mıydı? Şev taş. Tanışmıştım. Bunlar da hanım aralarında çilek yapıyor. Bak bu da ekşiot. Bu yediğinde erik tadı vardır. Aynıdır. Hani bu yonca gibidir bak böyle dört yapraklı ama bu ekşi ot bunu böyle yediğinde suyunu şeker için de faydalıdır. Aynı zamanda erikle birebir aynı tadı vardır papaz eriğiyle ekşi ot. Toprağın yüklenmesine en önemli defans taşı bu mudur? Budur. Bunların her biri çok ağırdır. Yani 20-30 kiloluk taşlardır yerinden kalkmaz her bir tanesi. Oluk biçiminde hepsi birbirine biner. Toprak ne kadar yüklenirse o kadar sağlamdır. Dolayısıyla dev dağları bile tutacak yapısı vardır. Bunu biz aralıklı yaptık. Hem buradaki duvarımızı koruyor hem burada bir alan ortaya çıkardık. Zeytinler diktik, damla sakızları diktik, sulamalarını yaptık. Burada da aralarında çilek yetiştirebiliyoruz yedi veren. Evet Turgay abi çok teşekkür ediyorum. Evet, çocuklar okulda herhalde. Yenge de birazdan gelirler seni yakalarlar. Evet yayına giremediler. İnsanların seni bildikleri davranışlarından ve görüntünden farklı şeyler yansıtabildik mi sence? Bence oldu. Oldu mu diyorsun? Oldu bilmiyorlar bazen. İzleyicilerimiz bu ne yapıyor sadece yemek yiyor geziyor diye düşünüyor olabilirler. Vallahi çalışıyorum. Evet. Çok çaba harcıyorum. Çok ter döküyorum çocuklarımla. Sadece kendim için yapmıyorum ben bunu. Artık bunu herkes biliyor. İnsanlara güzel fikirler vermeye çalışıyorum. Televizyon programlarında veya sosyal medyada veya her gün burada onlarca misafirimizi ağırlıyoruz. Buraya sporcular, futbolcular, sanatçılar, işte yapımcılar hepsi burada. Siyasiler geliyorlar bir fikir anlatıyoruz. Ya bu bir modeldir. Bunu Anadolu'da yaygınlaştıralım. Bu arada ben de burada böyle bir ortamda çekim yaptığım için kendimi şanslı hissediyorum. Şeref ver. Teşekkür ediyorum. Videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Eğer aklınıza gelen bazı sorular varsa lütfen yorumlar kısmına yazınız. Daha sonra gitmemi istediğiniz, bazen uyarıyorsunuz beni. Şuraya git, buraya git falan dediğiniz bir yerler varsa da. Çok üzüldüm. Sorun yok. Ben bunu nasıl sorun yaptım? Yok. Ulan ben en çok kızdığım şeydir ha yayında. Sorun yok. Bize lütfen yazınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.